4 Ekim 2023 gün 12. Bugün çok ilginç bir deneyimle hayatımda ilk kez bir tersaneye girdim ve Karadeniz Holding'in Car Powership'leri ürettiği inanılmaz tesisi gördüm. Bir insanın düşünebildiği zaman, hayal edebildiği zaman, engellere değil nasıl olura odaklandığı zaman neler yapabileceğini de hemen az önce okuduğum yaklaşık bir saat süren Cumhuriyet belgeseli seslendirmesi sırasında Cumhuriyet'in ilanının öncesinde yaşanan olaylarda Mustafa Kemal'in nasıl bir ortamda nasıl kararlar verdiği, verdiği kararları zaten tarih içinde bildiğimiz olayları birbirine bağlayan aralıklarda neler olduğunu okurken bugün Cumhuriyet'in ilanından 100 yıl sonra dünya çapında yapılan bir işin ne kadar büyük bir ölçekte ve ne kadar eşsiz bir düzeyde yapılabileceğini gördüğümde sadece şunu söyledim. Eğer bir insanın vizyonu varsa, eğer bir insan bir şeye inanıyorsa, o inandığı şeyi başarana kadar, o inandığı şeyi gerçekleştirene kadar attığı her adımı sadece kendisinin bilmesi yeterli. Hiç kimse inandırmak zorunda değilsiniz. Hiç kimse inandırmak zorunda değiliz. Şu an içinde bulunduğum ortam <laughs> Yine ben ve kamera şeklinde bu sefer hiç kimse yok. Bugünün içinde de koşullardan ne kadar şikayet edersek edelim, koşullardan şikayet etmek için ne kadar fazla fırsatımız olursa olsun şikayet etmek yerine var bir hayır, bunu da görelim diye devam edebilmek gerçekten çok büyük güç gerektiriyor. Bu klasik, bu da geçecek, this too shall pass hikayesindeki gibi. İyi bir şey olduğunda çok sevinmemek, kötü bir şey olduğunda çok üzülmemek. Pehlivanlara söylendiği gibi üste çıktım diye sevinme, alta düştüm diye yerinme. Çünkü bu da geçecek. Zor bir gündü benim açımdan. Ama fiziksel beklentisini karşılayabildiğim sürece ben en azından istediğim yönde ilerlediğimi hissettiğim sürece kendimi iyi hissetmeye devam edeceğim. Şurada birini karşıma oturtup konuşturup gerçekten iyi doğru ve zindenin ilk gerçek bölümünü kaydedebilmek. Haftalık olarak yayınlayacağım 2024 yılı itibariyle haftalık olarak yayınlayacağım. Pek çok içerikten, kız babasından, etki 101'den hepsinden en azından birer tane kaydedebilmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama o kadar uzun zamandır bu projeyi geliştirip o kadar uzun zamandır şu yaptığım şeyleri yapabilmek için çalışıyorum ki artık önüme çıkan engellerde sadece gülmeye başladım. Örneğin duvarlarımız ikinci kez boyandı. İçeride dayanılmaz bir koku vardı. O kokunun geçebilmesi için sabahlardan akşamlara aralıksız içeride çalışan havalandırma cihazları vesaire var. Sadece güldüm ve geçtim. Çünkü yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Taş neden sert diye kafayı taşa vurduğumuz zaman kafamız yarılır. Taş aynı sertlikte kendi hayatına devam eder. Durum bu. Güncelleme yapmış oluyorum sadece. Verdiğim sözü yerine getiriyorum. 100 gün, 100 yayında bugün 12. gün. Hala istediğim yerde değiliz ama en azından yalnız değilim. Siz izliyorsunuz.